Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün PandaPen olarak sizlere 4. sınıf 6. ünite Fun with Science konu anlatımı yapacağız. Hep birlikte başlayalım. Prepositions of place, yer adatları. Yer adatları dediğimiz bir şeyin nerede olduğunu söylediğimiz zaman yer adatlarını kullanıyoruz. In, on, under, near, next to, between, behind, in front of bunlar. Bakalım in içinde, on üstünde, under altında, near yanında, next to bitişiğinde, between iki nesnenin arasında, behind arkasında, in front of ise önünde demektir. Bunlarla ilgili alıştırmalar yaptık. Hemen sizinle birlikte başlayalım yapmaya. Where is panda? Where sorusunun cevabı, yani where nerede sorusunun cevabı bu yer edatlarıyla cevap vereceğiz arkadaşlar. Yani içinde, üstünde, altında şeklinde. Where is panda? Panda nerededir? It is ağacın üstündedir diyeceğiz. On the tree. Üstünde neydi? On'du. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Where is panda? Panda nerededir? Nerede panda? Sepetin içinde. İçinde neydi? In. It is in the basket. Panda sepetin içindedir. O sepetin içindedir. Where is panda? Peki burada pandamız nerede? Pandamız burada masanın altında. It is ne diyoruz? Altında neydi? Under. It is under the table. Masanın altındadır olacak cevabımız. Peki panda burada nerede? Masanın yanında. Yanında neydi? Near. It is near the table. O masanın yanındadır. Masanın yanındadır. Diğer bir sorumuza geçelim. Where is panda? Panda burada nerededir arkadaşlar? Panda masanın önündedir. Ne diyoruz? It is in front of the table. Panda ya da o masanın önündedir diyoruz. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Where is panda? Peki panda burada nerede? İki masanın arasında. Arasında neydi? Ben size az önce söylemiştim. Between. It is between the tables. Masaların arasındadır. O masaların arasındadır. Where is panda? Pandamız burada bambu ağacının arkasında. Peki arkasında yer edatımız, arkasında edatımız neydi? Behind. It is behind the bamboo tree. O bamboo tree'nin, yani bambu ağacının arkasındadır. Where is panda? Panda burada nerededir arkadaşlar? It is next to the house. Yani evin bitişiğindedir. Next to. Neydi? Bitişiğinde. O evin bitişiğindedir diyoruz. Evet, şimdi de ünite kelimelerine geçelim. Yavaş yavaş ben size kelimeleri Türkçesini vereceğim. Ünitede geçen tüm kelimeleri burada hepsini anlattım sevgili öğrenciler. Tekrardan videoyu durdurup izleyebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde anlatın. Bunları izlerseniz 6. ünitede probleminiz kalmaz. Cup ne demekti? Cup fincan demekti arkadaşlar. Hemen görselimizi de getirdik. İyice bakarsanız daha sonradan problem yaşamazsınız. Pebbles gördüğünüz gibi çakıl taşları demekti. Pebbles ya çakıl taşları, hemen yazdık. Görselde de görüyoruz zaten. Jar. Jar kavanoz demekti arkadaşlar. Kavanoz şu şekilde kalıcı olsun, unutmasınız diye şekilli özellikle yaptık. Beans fasulyeler. Neden fasulyeler oldu? Bean olsa fasulye olacaktı. Ama burada es takısı, yani çoğul eki, ler eki olduğu için fasulyeler, beans ne anlamına geliyor? Fasulyeler anlamına geliyor arkadaşlar. Geçelim. Goggles. Goggles neydi bakalım? Görselimize bakalım. Görselde deney gözlüğü. Goggles neymiş o zaman? Deney gözlüğü. Glass. Bakıyoruz. Bardak. Hemen yazdık. Bardak. Glass bardak demekti. Plant. Bitki. Evet, görselimiz gelsin. Bitki. Bir de arkadaşlar plant'in dikmek anlamı var. Yani fiil anlamı dikmek. Dikkat edelim, unutmayalım. Soil,
Ne görseli görüyoruz? Toprak. O zaman soil neymiş? Toprakmış. Unutmuyoruz. Görsellere bakınca zaten cevabın ne olduğunu biliyorsunuz. Biz yine de yazdık. Geçelim. Kağıt havlu. Görselimiz gelsin. Kağıt havlu. Paper towel. İngilizcesi neymiş? Kağıt havlunun İngilizcesi paper towel. Scissors. Görselimiz ne? Makas. Scissors o zaman ne oluyor? Makas oluyor arkadaşlar. Toothbrush. Görselimize bakıyoruz. Diş fırçası. Hemen yazalım. Diş fırçası. Food coloring. Bakıyorum. Gıda boyası. Science. Ünitemizin başlığı da science'dı zaten. Fun with science. Yani eğlenceli bilim konusuydu. O zaman science neymiş? Bilim, fen. Do, yapmak. Don't, yapmamak. Fiilleri. Do, yapmak. Don't, yapmamak. Experiment, deney. Do experiment, deney, yapmak. Hemen bakıyoruz. Do experiment, deney, yapmak. Görselimizde deney yapmak. Maymun ne yapıyor? Bir deney yapıyor. Görselimizde bu şekilde. Geçiyoruz arkadaşlar. Put, yerleştirmek. Bir şeyi bir yere koymak anlamında. O zaman koymak diyoruz put'un anlamına da. Geçelim place. Place, yer, yerleştirmek anlamında. Make, yapmak. Hole, çukur, delik. Make a hole ise bir çukur yapmak. Yani bir çukur açmak da diyebiliriz buna. Bir delik açmak da diyebiliriz. Görselimizde de var zaten. Çukur kazmak da olur. Çukuru kazmış. Leave, bırakmak, çıkmak, ayrılmak anlamındadır. Bırakmak, çıkmak, ayrılmak anlamındadır. Cover, örtmek. Cover, bir şeyin üzerini örtmek anlamındadır. Forget, unutmak. Bir şeyi yapmayı unutmak. Don't forget ise yapmayı unutmamak. Yani forget, unutmak. Don't forget, unutmamak. Don't forget. Water, görselimize bakalım. Neydi? Su. Fiil anlamı da vardı water'ın. Sulamak. Water the plant mesela. Water it. Bitkiyi sula. Pour. Dökmek anlamındadır. Pour the water. Suyu dök şeklinde kullanabiliriz. Geçiyoruz arkadaşlar. Drop. Drop bırakmak, düşmek, düşürmek, atmak anlamındadır. Drop the seed. Mesela tohumu at diye geçiyor. Ünitemizde drop the seed şeklinde geçiyor. Fill ise doldurmak anlamındadır sevgili öğrenciler. Geçelim. Fold, bir şeyi katlamak anlamındadır. Fold the paper mesela. Kağıdı katla. Cut ise kesmek. Cut the paper da diyebiliriz. Kağıdı kes. Cut it, onu kes. Fold it, onu katla. Kitabımızda bu şekilde, müfredatımızda bu şekilde geçmektedir. Fold it, cut it. Siz de zaten işledikçe göreceksiniz. Geçelim. Seed. Ne dedik arkadaşlar? Görselimiz gelsin. Seed neydi? Hemen tahmin ediyorsunuz. Seed, tohum. Scientist. Görselimiz gelsin. Scientist kimdi? Bilim adamı. Hemen Türkçesini de getirdik. Bilim adamı şeklinde oldu. Geçelim. Freeze. Görselimiz gelsin. Freeze, donmak, dondurucu anlamında, donmak, dondurmak anlamında. Freeze it, onu doldur mesela. Evet, şimdi de İngilizce bir kelimenin Türkçe anlamını, Türkçe bir kelimenin İngilizce anlamını sormayı öğrenelim. Geçelim. What is plant in Turkish? Plant, Türkçe'de ne demektir? It is in Turkish. Ne demekmiş plant? Az önce de verdik. Bitki and dikmek in Turkish. Bu şekildeki soruların cevabını, bunlar sınavlarda mutlaka çıkıyor arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Bu şekildeki sorularımızın cevabını it is bitki and dikmek in Turkish şeklinde veriyoruz. Mesela what is experiment in Turkish? Deney ne demektir Türkçe'de? It is experiment. Özür dilerim. Experiment ne demektir Türkçe'de? Türkçe'de experiment deney demektir. It is deney in Turkish.
Türkçe'de deney demektir. What is scientist in Turkish? Scientist Türkçe'de ne demektir? It is bilim adamı in Turkish. Türkçe'de scientist bilim adamı demektir. Yani scientist'in anlamı bilim adamıdır. Kısaca bu. What is cut in Turkish? It is kesmek in Turkish. Türkçe'de cut kesmek demektir. What is pot in Turkish? Pot Türkçe'de ne demektir? It is saksı in Turkish. O saksı demektir Türkçe'de. What is tohum in English? Hadi tahmin edin. Tohumu ben size öğrettim. Öğretmenleriniz de öğretti. Bir de tekrar ediyoruz. It is seed in English. İngilizce'de tohum İngilizce'de ne demektir? Seed arkadaşlar. Bakın İngilizce'de ne demektir? Bu sefer sorumuz değişti. İngilizce'de tohum demektir oldu sevgili öğrenciler. Bu sorulara nasıl cevap veriyoruz? Şimdi ben size küçük bir tüyo veriyorum. Bu sorulara nasıl cevap veriyoruz arkadaşlar? Şimdi what yerine it yazıyoruz. Öncelikle it is aynı kalıyor. Pot'un Türkçe anlamını yazıyoruz. Ne demekti? Saksı. In ve Turkish aynı kalacak. Türkçe'de saksı demektir. What'ın yerine it yazıyoruz. It is saksı in Turkish oluyor cevabımız. Bu şekilde çalışmamız bitti. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bizimle kalın. Umarım yardımcı olmuşumdur. Tekrardan videoyu izleyip durdurup izleyebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Abone olursanız sevinirim.